Sevgili dostlarım, öncelikli olarak yepyeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber artık farm atmaya başlıyoruz. Öncelikli olarak şöyle göstereyim. Savaş yeresini bitirdik. Savaş yeresinden sonra bir blue, 4 tane de silver gemle savaş yeremizi kapattık. Şimdilik bugün drakilerimi yapacağım ve ufak tefek CZ'de farm arayacağım. Satılacak çok fazla eşyamız var. Bunları satmam gerekiyor. Sattıktan sonra bir tane morki alacağız. Trinamız var. Trinamızı satacağız. İşte kalan paraya göre de bir şekil verip ondan sonra farm atmaya başlayacağız arkadaşlar. Burada nereden baksanız güzel paramız var. 230 M hala satmadım. Bugün satacağım artık siteye. Bunu çekmem gerekiyor. Biraz işte üşengeçlik ve inanılmaz derecede yoğun bir hafta geçirdim. Artık rahata çıktığımızı düşünüyorum. Umarım öyledir. Oyuna zaman ayırabileceğim bugün. Durumlar böyle dostlar. Şimdi ben gideyim. Bir farm slotu arayayım. Ya da farm slotu aramayayım. Ben önce gideyim. Pazar kurayım ve Murki alayım. Murkisiz biraz zor olur. HP, MP rekle yeterince AP'miz olmaz diye düşünüyorum. Şöyle şunları alayım. Ben bunları pazarıma ekleyeyim. Bugün bunlar da pazar kuralım. Ben geçeyim S3'e. Pazar kurayım. Sevgili dostlarım, şimdi 78M Murki'mizi alıyoruz. Artı 7 Murki. Şöyle trade'den alalım. Kendisine de teşekkür ederim. Artı 7 Murki'mizi de aldık. Geriye 89M paramız kaldı. Bu 89M'in de 30M'ini daha bankaya koyduğumuzda 50 küsürem bir paramız kalacak. Bu 30M'i de satacağım bugün. Yani 30M'i de 260M'i satacağız arkadaşlar. Şunu da alırsak aslında 70M gibi bir nakitimiz var. Bakalım 70M'de bir tane takı çözebilirsem takı bakayım. Takılara bakalım. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle paramız kenarda kalsın. Biz bunu harcamayalım. Çünkü doğrudan Mino 1 yapma kararı aldım. 60M daha kastığımızda bir Mino 1 alabiliyoruz. Ancak şurada Magic Bag gördüm. Dayanamıyorum, bir Magic Bag alacağım bu paranızın büyük bir kısmına. Kalan kısmını da kenara atacağım paramın. İşte bir şeyler alırız. 260M'i de şimdi götürüp siteye satacağım ve bakiyeyi cebime alacağım. Lütfen bu kısmı yanlış anlamayın. Bu parayı cebime alıyorum demek değil. Ben kredi kartıyla ESN kod olarak değil de doğrudan cash olarak yüklediğimde daha ucuz olduğu için o şekilde aldım. Ve bu para da o yüzden benim param oluyor. Bunu alıyorum. Normalde ESN kod alıyordum. Çünkü hep kafa kafayaydı. Ancak bir 2 lira bir fark olunca ben de kredi kartıyla almayı tercih ettim. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu para normalde sadece premium almamız için gitti. Evet sevgili dostlarım, Sabah Jerez'ine geldik. Dün akşam mob görevini tamamlayıp yattım. Bir şekilde tamamlayıp desem daha doğru olur. Gene zorluklarla. Farmlarımıza başlayalım bakalım. Bugün slot bulmak çok zor olur. Bugün cumartesi günlerden. Ama bir deneriz şansımızı. Neden olmasın? Oo, Dream Team. 4 tane mage'imiz, 1 tane okçumuz. Okçumuz da sağlam. Bir de ben ve 2 tane de Priest'imiz var. Priest'lerden umarım biri Polin galiba CC'ymiş. O diğer kısa da evet tertemiz. Evet dostlarım devaya doğru koşuyoruz. Süremiz bir tık kötü ama 4 mage'in gücüyle de evet 4 mage değilmişiz. 3 mage'mişiz. Sevgili dostlarım şimdi Draki haklarımızı tamamladık denilebilir. Aslında tamamlamadık ama bir Draki hakkını kız arkadaşıma saklıyorum. O yapmaktan zevk alıyor Draki'yi. Girsin o yapsın bakalım. Belki onun şansına bir şeyler düşer. Düşerse de onları da eklerim. Ancak bir tane Weapon Breaker ve bir tane Monster Stun aldık sadece. Murki ile dönmek daha iyi oluyor. Yani değiştirerek kullanırım. Şöyle yapıyorum. Pot masrafı gerçekten hiç kalmıyor gibi. Bossları keserken sadece pot masrafı yapıyorum. Ve hızlı bitiyor. Daha hızlı bitiyor tabii ki de AP'den dolayı. Bunu da hemen ikinci sayfaya kaldırıyorum.
Şimdi MSM'ye gireceğim. MS'den belki bir drop alırız. Bakalım MSM'ize. Ya da hiçbir şey alamadık. Şöyle iki tane çöp var. Para ederse o da. Şu, yani para etmiyor da. Şimdi bir ufak mola vereceğim. Daha sonra farm atmak için bir slot arayacağım. Oyunuma giriş yaptım. Lanet olsun ki yoğunluklar bitmiyor. Sakin, sakin. Pazartesiden itibaren rahat bir haftaya doğru geçiş yapacağımı düşünüyorum. Ama tabii ki de işin bu kısmını Tanrı bilir. Öncelikle bugün farm atacaktım. Atamadım. Lakin şimdi bir bakayım şöyle etrafa bir dolanayım. Ne ona ben de biri vuruyor sandım. Ya slot bulmamızın imkanı yok arkadaşlar. Hani size öyle söyleyeyim. Burası kurtlar sofrası dedikleri yer. İşte tam olarak burası oluyor. Burada cacık. CZ'de slot bulmak çok zor. Esland'da da Warrior'la dönülebilecek çok fazla slot yok. Neden CZ slotları mesela Warrior için? Atığınız aslına bakarsanız Esland'daki mobların yüksek defansına ve yüksek canını kesmeye yetmiyor. Ancak burada farm slotlarının atıyorum troll, atıyorum ağaç veyahut başka bir şey. Can ve defans oranları düşük. Yani siz CZ'deki Ağucu gözünüz kapalı kesebilirken esnadaki Ağucu kesmeniz için minimum 2-3 kişilik bir parti olmanız gerekiyor. Şu an benim konumdaki bir karaktere sahipsiniz. Yalnız ne bereketle taş almışız bak hala bitiremedim onu fark ettim. 2400 tane kalmış. Güzel rakam abi. Neden? Çünkü burada hala bir 9K var. 10K var. Yani şu slotları da şuraya koydular. Çok kaka yaptılar bu işi. Oyunun layout'una birazcık zarar geldiğini düşünüyorum bu konuda. Ama sevgili Emgim böyle uygun görmüş. O zaman bu şekilde olacak değil. Bazen hani askeri nizamın geçerli olduğunu düşünüyorum. Bazen mantıksız işler yapılabiliyor. Oo şurada bir tur keselim bakalım bir. Belki buna da tek atarsın ya ama. Gerçi Wolf'ümüz yok. Wolf veya da atak SC'miz olsa tek atarız. Bakalım farm yapacaksak bir atak SC almak mantıklı olabilir. Şöyle bir tane, bir iki tane şey kasayım dediydim. Ağaç atak SC. Hayır bu değil. Ama muhtemelen kasamayız. Zaten peri yokken de ağaç dönmek dünyanın en zulüm şeylerinden bir tanesi olabilir belki de. Çünkü çok seri düşüyor bu moblar. Birkaç atak SC versen güzel olabilir aslında sevgili oyun kardeş. Yok, bizim en azından %10 atak buff ile falan dönmemiz lazım burayı. Hem rek de yapabiliriz öyle olursa. Şu an combo ile beraber. Ah belki bir gün şuralara bir yerlere biz de böyle bırakıp karakterimizi hem exp hem de farm'a bırakabiliriz. Ya slotu sevdim. 83 level olmamız haricinde burada bir sorun yok. Çünkü aşağı yukarı 2 vuruşta deviriyoruz rahatlıkla. Taş masrafını yarısını karşılar burası. Taş masrafının. Drop alırsanız da yanında kar kalır. Çöpü möpü MS'si falan diyeceğim ama biz işte 83 leveliz. Aslında 83 level olarak burada çok bir şey yapamayız. Ama onları sağ sana ya. Şurada bir 15 dakika takılacağım. Ondan sonra JR'ye geçeceğim. %0,01'lik bir experience kastık. Bu farmamızın en kazançlı noktası sanırım burasıydı. Şöyle gidelim bakalım. Warrior'la farm atmak da bir ayrı keyifli. Bakayım şöyle iki erkeklik yapalım. Şöyle bir pot yakalım nasıl yakıyormuşuz bir görelim. AP'miz. Yetmedi vurmaya. Tamam. Allah Allah. Çok bir şey değişmedi galiba. Bakayım. Hakikaten çok bir şey değişmedi. Koş koş boş ver. 400 manamız cebimizde kalsın. Bu hayattaki en vizyonsuz hedeflerimden bir tanesi ise şöyle. Artık vizyonlu mu vizyonsuz mu size kalmış. Neresinden baktığınıza bağlı o. Full artı full bir char yapıp SSS direk'i alıp bir elimde işte artık Murki 9 falan olur herhalde o dönemde. Öyle bir durumda. Bir elimde de MP-REK. Aynı zamanda Draken'in de biliyorsunuz ki son S harfinden recovery alabiliyorsunuz. Artı recovery ile beraber MP HP recovery sıfır masraf farm atmak. Hayatındaki en
Herhalde vizyonsuz isteklerden bir tanesi de bu olabilir. Yani böyle dediğim için lütfen beni yargılamayınız. Ancak yani oyun bu. Hayatımın merkez noktası değil. O yüzden vizyonlu ya da vizyonsuz olarak yargılandırmak birazcık öznel bir ifade oluyor. Saygılar. Böyle garip fantezileriniz varsa onları da bilirsenize ya. Merak ettim. İnsanların bu oyuna dair garip fanteziler işte. Ha. Böyle Worm'dan farm atıp günde 40 yen para kasmak istiyorum falan diyenler. İşte Worm farmıyla saatte 1 GB kasmak istiyorum gibi fanteziler. Var mı ya aklınıza gelen öyle bir şeyler? Biz burayı en iyisi başka bir işsiz arkadaşa salalım. Yani bakın bir tane bile seyirci alamadık. 10 dakika daha geride kaldı. 26 geçiyor. Buraya geleli 20 dakika falan oldu. 20 dakikada en azından bir iki tane atması gerekiyordu. Evet, videonun başlığı NTT bize bozuk premium satmış olacak galiba. Şöyle tohumumuzu atalım. Şurada RPR'yi. Uf be, farm gibi farm. İşte bu ya. 200K'lık çöp. Allah bereket versin. Geç abi, geç. Çayımızı tazeleyelim. Çayımız bitti. Boş verin şimdi farm falan. Esnaf'a geçeyim. Ben bir çay kapıp geleyim. JR'ye girelim. JR'de görüşürüz. Sevgili dostlarım, JR'mize girdik. Şöyle yukarıya doğru gidiyoruz. Mikrofonumuz kapalı mı? Kapalı. Psikolojik sanrılarımızı kontrol ettik mi? Ettik. Tamam. Bir arkadaşımız buff'mış. Hemen şöyle gidelim. Undi almak için set giyelim. Ama muhtemelen bize 2,5 atıp bizi şey yapacaktır. Evet. Birisi GG diyerekten Jiren'in başından sonuna kadar olacak olan tüm muhabbeti gerçekleştirdi galiba. Partimiz iç açıcı bir durumda değil. Fazla zorlamanın alemi yok arkadaşlar. Herkesin eline sağlık diyelim. Bu JR burada bitsin. Buradan bir cacık olmaz. Sevgili dostlarım, akşam JR'mizi bitirdik. Şöyle tertemiz 3 bilek gemimizle uğurluyoruz kendimizi. Bunları atalım. Burada birikmeye devam etsinler. Ancak bir şans denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ufak minik bir şanscık diyelim burada. Yani normalde harcamak istemem ama şöyle bir ufak kumar boynumuzun borcudur bu bölümde diye düşünüyorum. Gidelim bir bedelimizi ödeyelim. Oldu. Evet. Yarım saat boyunca uğraşıp alamadığımız Weapon Enchant Scroll'u sonunda Gringem bize atmış oldu. Teşekkürler Gringem. Bugün de çok şükür elimiz boş ayrılıyoruz. Hemen gidelim şuradan. Şuna da şöyle bir iki okuyalım, üfleyelim bir bakalım, bir efsunlayalım kendisine. Atalım buraya. Şuralarda bir var mı bakalım High Class kağıdımız. İki tane varmış. Alalım. Yakmaya yetecek kadar var herhalde. Artı 3'te yanar zaten diye tahmin ediyorum. Yanmazsa da gider para daha çok harcar. Yakarız ya, ne olacak. Bam bam bam. Şöyle hızlıca. Evet. Hop. Vay vay vay. Artı 3'e geçti. Çılgın. İki tane daha alacağım. Şu şekilde artı 4 yandı mı? Yanmadı. Yandı mı? Yanmadı. Bizi şaşırtıyor. Şaşırtmaya devam. Artı 5 oldu. 7'ye kadar yürür müyüz ya? Var mı bir 7'miz? Bir 6'yı görelim de düşünürüz 7'yi. Şaşırtmadı. Evet. Tertemiz bir ikem. 3M zararla dönüyoruz yuvamıza. Hemen şöyle bırakalım bunu da. Şöyle JR'mizden umduğumuzu bulamadık. Daily görevler için bir CZ'ye bakmayı düşünüyorum ama bu saatte Giga falan çıkacak muhtemelen. Bizi üzerler. Şöyle güzel bir tatlı dörtlük yakıldık. Güzel oldu. Adamlar herhalde bir daha inmezler diye tahmin ediyorum ben ama partimiz öyle çok dağılmaya müsait. Scoreboard yok ama 6-11 falan dediler. Karşı tarafta herhalde bir daha inmez diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan farm'a gideceğiz. İki tane Green gemimiz var. Dört tane de Silver gemle bu JR'mizi kapatmış olacağız. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle bir troll slotuna bakayım demiştim. Boş buldum slotu. Şöyle bir yarım saat, bir saat farmlayalım bakalım kalabildiğimiz kadar. Çok uzun sürmedi ya. Yani tam yeni gelmişken şey yapmaları kalbimi yaraladı. Gidelim bir takılalım. Yarım saat, bir saat dediğim gibi denemeye çalışalım slotu. Bir şeyler atarsa ne mutlu bize. Şimdi şöyle ben farm atacağım dedim, gezindim falan. Trolde yer olduğunu görmüştüm. Başladım slota, biz geldik adamlarla uğraşıyoruz falan dediler. Ben de oradan çıktım ve sonra Elmora'da geçtim. Gözlerimi kapadım ve
3-4 saat kadar uyumuşum. Dediğim gibi çok yoğun bir hafta geçirmiştim ve geçiriyordum. Bugün artık bittiğini düşünüyorum ve bunun etkisiyle de biraz da şey olduğunu. Bu arada Mustafa Nikli bir arkadaşımız videolarımızı izliyormuş, destekçimizmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. YouTube'a selam demiş. Onun selamını da buradan iletiyorum. Yazacaktım ama dediğim gibi 3-4 saattir AFK olduğum için tabii ki de PM'ine döndüğüm zaman görmedi. Eğer videoları izliyorsa buradan selamla aleyküm selam diyelim. Şimdi bir bakayım bir draki falan bir şeyler yapayım. Madem biraz slot bulamıyoruz. Bir şey diyemiyorum artık. Gerçekten her yer parsel parsel bir kesim Endless Battle aradan çıkarsak mı acaba? Neyse ya. Hiç 3K'lık potlardan alamayacağım. Şimdi böyle ben draki haklarına başlayayım. 3 draki hakkının sonunda görüşürüz. Barlock'ta yer bulduk partide. Farm parti değil, ex parti. Ancak ben de drop olur belki diye girdim. Bir attı, onu bana verdiler. Taş masrafım olduğu için. Ondan dolayı burada kasıyoruz ve bir tane de Dragon Scale kafalı kaldık. 8 kişiye. Güzel oldu. 5'en falan ediyor herhalde. Yani payımıza 5'en falan düşüyor. Ben zaten hem biraz farm olsun hem biraz exp olsun diye. Orada takılabildiğimiz kadar takılacağız. Sevgili dostlarım, şimdi savaş başladı. Savaştan dolayı ara vermek durumunda kaldık. Eskiye bakacağız. Slot bulabilirsek eski de devam edeceğiz. Ancak droplarımız bir adet kafalı kaldık. Bir adet helmet aldık mitril. Ve bir adet de Avarice aldık. Geçerken MV kesince yanlış hatırlamıyorsam. Yani kafa başı 15M civarında bir paraya denk gelen bir farm atmış olduk. Aynı zamanda Rons da vardı. Bir adet. Onu da parti toplanmasını beklerken şeyde aldık. Şöyle Draki'den aldığımız şeyi de kırdırdım. Hiçbir şey atmadı her zamanki gibi. Gidelim. Şöyle bakalım. Üst üste koyulabiliyor mu? Koyuluyor. Gidelim ve eskideki partiye bakalım. Çıkarken slottan söylerim neler aldığımızı. Sevgili dostlarım, JR'mizi lose'la kaybediyoruz. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bugün farm attık. FT'den bir şey elde edemedik. FT'ye giriş yapamadık. JR'de de yani gerçekten karşı taraf inanılmaz sağlam oluşundan değil ama bizim partinin bir türlü odaklanamayışından dolayı olmadı. Sağlık olsun ne diyelim. Herkesin eline sağlık. Böylece akşam ciğerimizde bir green, iki tane de black gemle kapatmış olduk. Üzerimde 5K'dan az taş kaldı. Sabah 10K'ydı. 5K taş harcadık. Valla bir 1000 tane pot, 1500 tane pot aldım. Bu kadar kaldı. 300 tane daha pot yan karakterimiz de var. Jere'den sonra onu da alacağız. Daha sonra pazar kurmak üzere geçeriz. Durumlar bu şekilde dostlarım. Böyle bugün bir tane yapmıştık. İki tane daha yapacağız yarın sabahtan ve akşamdan da yapıp daha sonra bir tane green yani upgrade belki yapabiliriz. Belki para biriktirebilirim. Önce mini almak istiyorum çünkü. Daha sonrasını düşüneceğiz. Approximately 10 hours later. Evet dostlarım şu şekilde CR'mize giriş yaptık. O Bahtiyar'la aynı CR'ye denk geldik. Kendisinin içerinin ne kadar sağlam olduğunu anlatmaya gerek yok. Herkes aşağı yukarı tanıyordur diye tahmin ediyorum. Güzel güzel partimiz fena değil. Evet. Güzel bir partiye benziyor. Evet sevgili dostlarım. Şimdi sabah JR'mizi hızlıdan kazandık ve çıktık. Şöyle gidelim hemen bunları da bankamıza kaldıralım. Banka güzel. Banka güzel devam ediyor. Şöyle 4 adet silver gemimiz var. Ya şunun maddi bir değeri yok ama pazara ekliyorum. Para eder dediler, etmez dediler. Mage'in çitini. 12-20M daha paramız olmuş oldu. 90M. Temiz çıtır devam. Sevgili dostlar tam dedim ki şurada bir farm atayım dedim başladım. Rekle bile dönmüyor. Ya kaseye geldi. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım gerçekten. Neyse kendisine kolay gelsin diyelim. Salalım. Başka bir slot bakayım diyeceğim de yok yani. Başka bir slot bulma şansımız da. Sürekli böyle mi olacak merak ediyorum açıkçası. Dün geldim biz vardık kardeşim. Bugün geldim siz yoktunuz kardeşim. O yüzden anlayamıyorum. Şu an karakterimiz de güçlü değil. Kimseye karşı bir direnme şansımız da yok. Yani çıkartayım başka bir Raptor'u takayım desem gene bir şey fark etmiyor. O slotu ondan alma şansımız olmaz. Avuçlar. Mütemadiyen doldurur zaten. Daha sonra bizim dar kalıyor. Ağaçlar bizi herhangi bir şekilde drop atmıyor. Geçen gün yarım saat bir denedik hatırlarsınız.
Yani ne yapacağız ben bilmiyorum böyle. İnanın premium'da falan değilim. Premium'un boşa gitmesi benim için çok bir şey ifade etmiyor açıkçası ama. Tabii ki de boşa gitmese daha güzel olur. Yani Gold Premium'u alabilirdim yerine. Kıvamında bir yaklaşıma sergileyebilirim bu konuda. Neden? Yani daha fazla geri dönüşü olduğu için. Bizim dara geçeceğiz artık. Yapacak başka bir şey yok gibi. Önceden kardinallerim vardı benim. Ne güzeldi ya. Kardinallerin 100K'lık drop'u varken 10K'ya düşürdüler. Gene şaka maka saatte 3M 4M falan para alabiliyordunuz. Gayet güzeldi. Kesmesi de kolaydı. Çıtır çıtır böyle gidiyordu. Bir dara bakalım bakalım. Şöyle elimizde şununla da görmesinler bizi zopalarlar. Kocaman harita farm atacak sos. Yani bulamıyoruz. Şöyle buralar da dolu onu da göstereyim de. Yani beni mi kovalayacaksın gerçekten? Burada da birileri var. Hocam sende hiç kafa yok bak. Bir şey diyeyim. Görüşürüz. Yani. Kendine yazık. Neyse biz şurada arkadaşlar bir parti bakalım. Bulabilirsek partimizi günlük görevlerimizi yapalım. Sevgili dostlarım şöyle ekil görevimizi yapamadık. Gerçekten parti denk gelmedi. Artık salacağım. Daha fazla bunun üzerine kafa yormayacağım. Gideyim bir ex clan bulayım. Şöyle bir drag yapalım. Bir iki tur. Yani ne diyebilirim ki? Hangisine girdik lan? Sonunda Silas'a girmişiz. Tamam. Daha fazla gerçekten kafa yormayacağım üzerine. Gideyim drag haklarımı yapayım. Birinci drag hakkımızı bitirmiş olduk. Evet dostlarım ikinci direk hakkımızdan da herhangi bir şey alamadık. Üçüncü direk hakkımı kız arkadaşıma saklıyorum. Bakalım o belki bir drop alır. Ben artık bir mola vereceğim çünkü farm slotu bulamıyorum. Tabii ki de tek farm slotları CZ'de değil ama bir salıp bir yerler araştırıp bulup ondan sonra bir şeyler yapmak istiyorum. Farm slotumuz olmadığı için, yapacak da bir işim kalmadığı için şu anlık biraz mola vermek en iyisi olacak. Sevgili dostlarım, şimdi JR'mize tıklamıştım. Bugün eve biraz geç geldim. 35 geçe falan oyuna girebildim. Ancak JR'ye tıkladığım halde maalesef ki oyuna JR beni çekmedi. Ben de şöyle CZ'deki farm slotlarını dolaşayım dedim ama şeyi bulamıyorum maalesef ki. O yüzden şöyle biraz daha turlamaya devam edeceğim. Slot bulabilirsem kaydı açarım. Dostlarım şimdi trollde bir ufak bir çıtır yer buldum. O yüzden troll döneceğiz. Evet sevgili dostlarım şöyle slotumuzda bir kaseye var. Arkadaşlara sordum neden böyle primitif hareketler sergiliyorsun diye. 5 dakika durup gideceğim reis sorun yok falan yazdı. Ben de yandaki arkadaştan bir buff istedim. Takılıyoruz öyle yani bir onda bir bende. Ta yan slottan adam şey çekiyor yani nasıl bir kase hırsı bürüdüyse gözünü. Şimdi sevgili dostlarım yaklaşık olarak ben burada 20 dakikadır slotu dönüyorum. Denemek için geni ayarları yapmak için bu şekilde başladım ama size şunu söyleyeyim. Üzerimdeki para 15K'ydı geldiğimde. Şu an 200K. 20 dakikada bu şekilde bir para kastık. Üzerine çöpler var. Loot ayarımız. Hemen şöyle göstereyim. Loot ayarımız 1K'da gördüğünüz üzere. Aynı zamanda geni ayarlarımı göstereyim size. Şöyle yaptım geni ayarlarımı. Atağa 18 skillini koydum. Recovery'ye exchange 500 yani 500 MP'mizi verip 250 HP kazandığımız recovery'ı koydum. Böylece can potu basmıyoruz. Aynı zamanda da mana potu da hiç basmıyoruz neredeyse. Atağımız düşük olsa da ayrıyeten yeterli seviyede recovery'imiz var. Burada yaklaşık olarak 2 saat takılıp slot'a bir ufak gözlemlemeyi düşünüyorum. Sonra uzun vadeli bırakmayı düşünüyorum. Bakalım bir adet oriyat kırdım. Bir günlük şöyle gösterebilirim. Bir günlük oriyatımız var. Bu etkinlikten veya telafiden gelmişti hatırlamıyorum. Etkinlikten gelmiş olabilir ama. Slot bu şekilde dönülüyor. Yaklaşık olarak 25 ila 30 dakikada bir RP'niz geliyor. Şu anki karakterime göre. Ancak Lich'in drop'u bu levelde sanıyorum ki bana bir şey atmayacaktır diye tahmin ediyorum. Atarsa buz atacak. Buz için buradayız. Yani umarım ki atar. Hani buz her levelde, her slotta var. Yeter ki siz yeterince şanslı olun. Ancak burası yanlış hatırlamıyorsam 77 levele kadar yapılabiliyordu. Sonrasını atmıyordu ya da 70 levele kadar atıyordu. Tam hatırlamıyorum. Ekranın köşesine yazarım kaç level olduğunu. Düşüncem burada eğer tatmin edici bir sonuç yaşarsam 2 saat içerisinde yani bir paket geniye de pardon bir tüp diye geçiyor. Bir tüp geniye de yeterince mantıklı olduğunu görecek olursam eğer isteğim burada açıkçası şöyle bir 20 saat farm atmak. Bakalım üzerimize her şeyi aldık. Şöyle %19. Bunu da ilerleyen zamanlarda bir hacker artı 6 ile değiştiririz.
Bakalım dostlarım. Birinci saatin sonunda görüşürüz. Sevgili dostlarım, ikinci rehberimiz geldi. İşlerim olduğu için maalesef ki devam edemedim. Şöyle hemen rehberlerimi yapayım. Böylece bir saatlik bir farm sürecinin aslında sonuna gelmiş bulunmaktayız. 1 saatten 10 dakika eksik. Farmımızdan toplam gelen para 886K oldu. Yani bu da demek oluyor ki 2 saatte 1.6 emlik bir kazanca sahibiz. Eğer geniye yaklaşık olarak 16-18 em arasında bir fiyata tekabül ediyorsa, buradan buz alırsanız eğer karınız o gibi duruyor. Tabi rehber masrafları falan daha düşünmemiş halde. Onları düşerseniz tabii ki de artacaktır. Hatta yani gelirimiz yok gibi bir şey oluyor. Şuradan bir 500K'yı daha koymak istiyorum. Devam edeceğiz. Ancak bugünlük yeteri kadar oyunumuzu oynadık. Sevgili dostlarım, şimdi JR için giriş yaptık. JR'de ikinci odamızdayız. Güzel bir JR oluyor gibi duruyor. Süremiz yok şu an ama hızlı ilerliyoruz. Evet sevgili dostlarım, şöylece JR etkinliğimiz bitti. 2 bilek, 4 tane de Silver Gem'le JR'mizi tamamlıyoruz. Gidelim şimdi, şöyle bırakalım. Bir arkadaş vardı, AFK'ydı. Cosp olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü Tovn atıyoruz, adama Tovn attırıyoruz. Yürüyerek geri geliyor ve atak vermiyor. Biraz komediydi. Ondan dolayı anlam veremedim. Şimdi direkleri yapacağım. Seriden. Sonra bir farm atalım biraz. Bir Drake grubumuzun daha sonuna geldik. Drake'lerimiz bitti. Ancak hiçbir şey atmadı bize. Gidelim şu üstümüzdeki şerleri şey yapalım. Bir tek bunu attı. Bu dünden kalmıştı. Bunları bir kırdıralım bakalım. Belki bir deko falan atar. Şöyle gazımı alamadım. İlkini kırdırdım ama ikincisinden de bir şey atmadı zaten. Acaba ne yapabiliriz? Biraz eğlence arıyor insan. Tamam. Buldum. Bir anvil'e düşelim bakalım ya. Bir anvil'de şansımızı deneyelim. Şöyle şuradan. 5 tane daha alalım. Upgrade. Yok, artı 6'ya bile geçmedi. Sağlık olsun. Ben bir CZ'ye çıkayım, bir bakayım bakalım bir şeyler var mı? Sevgili dostlarım, şimdi sabah JR'mizden çıkmak üzereyiz. 2-0 öndeyiz. Arkadaşlar karşı tarafta biraz zayıflardı ve biz de BP'lerini kestik sadece, sonra ESC aldılar ve bir daha da denemediler. Şimdi bekliyoruz son dakika bir sürpriz yaparlar mı diye. Son dakika bir sürpriz yapmazlarsa da bu JR'mizi bir blue ve 4 tane de silver gemle kapatmış olacağız. Sonra pazara gidip bir kuracağım bugün. İşleri halletmeden, yani bir şeyler yaptıktan sonra akşam pazarımızı kurarız. Yarın sabahta güne mini olarak başlarız diye tahmin ediyorum. Bir tane mini olacak parayı biriktirmiş durumdayız. Ve opallardan bir tanesini de satarız. Önce bir takı set yapmayı mantıklı buluyorum şu an için. Ama bakacağız. Bir takı set biraz fazla mı olur, az mı olur? Bilemiyorum. Aşağı tarafta da neyin olduğuna bak tabii ki de. Yani yüzükler ve belt neyi gösteriyor, ona bakacağız. Şimdi Drake'leri yapmak için X-Clan bulacağım. Drake'lerden sonra da gidip birazcık DTC slotunu dönmek istiyorum. 1 saat kadar, belki 2 saat kadar farm yapmayı düşünüyorum. Neden DTC? Yani CZ'yi deniyorum, inanın. 2 gündür oyuna giremiyorum. Çok yoğun belki ama CZ'yi deniyorum. Yani şu an herkes kafamıza vurup elimizden ekmeğimizi alabilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. O yüzden hem boş slot bulmak biraz sıkıntı, hem de kafamıza vurulması konusunda artık yeter yani. Böyle kafamda şişlikler çıkmaya başladı. Götürelim gemlerimizi de kaldıralım şöyle. Sevgili dostlar, böyle direkt yaklarımızı tamamlamış olduk. Şöyle tohumumuzu atalım ve size hemen şöyle enfes 3 tane drop'umuzu göstereyim. Tabii 3 tane drop aldık ama bunun tüm parası da muhtemelen aldığımız taşın parasına gitmiştir. Taşımız bitti. 9K'yı geçik bir taş aldık. Sevgili dostlarım, şimdi attığımız farmın payını aldık. 10M geldi. KSC'sini aldım. Bir edelim bir yandan da. Mob görevindeyiz. Şöyle gidelim slota doğru. 10M'lik bir karımız oldu bu işten. Bu payı da paramızın üzerine koyacağız. Sevgili dostlarım, şöyle akşam JR'mizi kaybettik. S1'de tam tıklayacakken erken tıkladım ve çekmediği için S4'e geldik. S4'e girince de tatsız şeyler yaşandı.
The following day. Sevgili dostlarım, sabah jehresindeyiz. Şimdi şöyle, şunlar Echive'den aldığım ezeler. Çekecek şere. Sevgili dostlarım, şimdi Draki akıllarımızı, MS'imizi ve görevimizi bitirdik. Şöyle Draki'den aldığımız bir tane şal vardı. Bunu kırdırmaya geldim. Şöyle kıralım bunu. Belki buradan da bir deko sürpriziyle, yok, karşılaşamadık. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle bir farklılık var. Discord ekranında şu an yayın üzerinden görüyorsunuz. Elivagar'da kız arkadaşım var ve RP'ne ne yapabilirsin sen? Kendisi Leech'te farm atıyor. Yaklaşık olarak 20 dakikadır falan Leech dönüyor. Şöyle büyük yol kat etti kendisi. Drakilerden sonra artık farmada soyundu. Bir adet bu saldı gördüğünüz üzere 20 dakika içerisinde. Umarım şansı böyle devam eder. Bu hariç diğer çöpleri sat ve yoluna devam et. Buz ne ki? Buz dediğim bak o sarı kağıt. Evet, yanına geç. Buz, Blessed Upgrade Scroll'un kısaltılması. Aşağıda. Blessed Upgrade Scroll. Boost dediğimiz bu. Oyundaki en nadide parçalardan, en böyle talep gören parçalardan bir tanesi. Ne yapacağız peki onu? Onu daha sonra pazarda götürüp satacağız. Onu satamazsın. Satılabilir bir item değil. Satabilirsin onları. Sat. Bu? O Draki'den düşen görev kağıdı. Onu satamazsın. Onu silebilirsin anca. Diğer ikisini satabilirsin. Bu? Evet. Sat. Güzel. Kaç para kadar şimdi? Bir an 1,5 liraysa 1,5'ün 5'te biri. Hadi. 30 kuruş. Ben de 30 evet. Kuruş. Kendisi böyle TL ile çalışıyor. GB ile değil. Sat. Tamam ya, benim karnım acıktı. Böyle. 30 kuruş kazandın. Şey yaktın şimdi. 20 lira yaktın. Nasıl olacak? Önce onu silmen lazım. Skill barında o. Skill barında bak bir tane adamımsı bir şey var orada, gördün mü? Skill bar. Nasıl sileceğim onu? Çift tıkla ona. Bekle. Şimdi tıklama. Şimdi tıkla. Tamam. Git onu tekrar al. Bu? Hayır, o kalsın. Almayacağım amcam, acıktım ben. Tamam, peki. Ama tekrar yapabilirim bunu. Sen çık da ben devam edeyim hadi. İyi, tamam. Ya, tabii benim kadar başarılı olamayabilirsin belki ama hadi sana da kolay gelsin. Artist. Peki. Evet dostlarım, şöyle biz kaldığımız yerden devam edelim. Kendisi bir ufak farm kıtlamak istedi. Busumuz da var. Şunları silelim. 97 tane potumuz kalmış. Bunu şimdi fark ediyorum. Sanki bu kadar az değil gibiydi ama hadi hayırlısı. Atalım tuğlamıza, gidip bakalım şöyle. Sevgili dostlarım, şöyle oyna tekrar bir kanal değişikliğiyle tekrar giriş yaptım. Bu 8M'i üzerime almayı istiyorum. Şu an alamıyoruz maalesef ki. 8M demiştim sadece. 8M daha alalım. Tamam, şöyle Magic Bag'de bir tane kullanalım. Seni JR'de kullanacağım. Ve takı konusunda şöyle bir karara vardım. Bir adet Mino 1 alacağım öncelikli olarak. Mino 1'den sonra da hızlıca 50M toparlayıp şaş almayı düşünüyorum. Artı bir şaş. Şaş bizim için daha uygun olacaktır. STR'imizi artıracağı için düşünüyorum bunu. Ve sonra bir tane daha Mino 1 alacağım. Sos almaktan vazgeçtim. Yani daha doğrusu sos almayı düşünüyordum ama sos almak istemiyorum. Old Scabbard hala bunun için yeterli. Bence. Şaşı artık ikilerim daha sonra. Sosa geçeceğimiz zaman da şaşımızı satar ve sos alırız diye tahmin ediyorum.
Şu an böyle. Yani pazardayım sabahtan beri. Bir türlü mino bulamadım. Bir adet mino yani bu kadar zor olmamalı diye tahmin ediyorum. Normalde hiç pazardan eksik olmaz. Bugün pazarda yoktu. Sağlık olsun. Durumlar bu şekilde. Şimdi akşam JR'sine girelim. JR'den sonra alalım bir tane Mino'yu. Aa, böyle beklemiyordum. Ben akşam JR'sine Mino ile girerim diye tahmin ediyordum. Ama olmadı. Bunu yapmış olduğuma gerçekten inanamıyorum ama kurgu yaparken şeyi kaçırdım. JR'ye tıklama saatini kaçırdım. JR'ye çekmeyeceği için S4'e geldim. S4'te tıklayacağım. Geçen gün de S4'e girmiştim. S4'te humanlar rezalet bir partiyle denk geliyor. Umarım bu şekilde olmaz diye bir böyle iyi dilekte, iyi niyette bulunaraktan yolumuza devam edelim bakalım. Scott Main, IC. Allah'ım burada da Elmoratlar çok fazla. Belki çeker diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kaçırdık galiba gene treni. Sevgili dostlar artık kendimi vurmak istiyorum. Bakalım merak ediyorum. Çekecek mi içeriye, çekmeyecek mi? Giremedik. Interporting plus waits. Yok. Maalesef çekmedi. Yapacak bir şey yok. Gidelim S3'e. Pazarımızı kuralım biz de. Bu bölümün de sonuna böyle gelelim. Bu bölümde gerçekten ben Mino'yu almak istemiştim. Ancak bir türlü bulamadım pazarda. Birazdan gidip bakacağım. Bulabilirsem belki bulabilirim. Ancak bu bölümün artık sizlere ulaşması gerekiyor. Bu bölümde iki bölümün birleşimini görüyorsunuz aslında. Normalde çarşamba ve pazar günleri olarak atıyordum. Bu hafta yoğunluklardan ve bayramdan dolayı sadece pazar günü atabildim. Haftaya da gene aynı şekilde sadece pazar günü gelebilecek. Ondan sonra eski düzeninde geri dönmesini hedefliyorum. JR'de kazandığımız ödüller de şu an burada. Ben kurgu aşamasında olduğu için hepsini toplayıp yazamadım. Tablomuzda ama siz şu an görüyorsunuz. Tablomuz artık bir güncelleme yapmanız zaman da geliyor gibi. Bu sürece dair açık konuşmak gerekirse insanlar bana şu ana kadar çok tepkide bulundular. İşte sürekli JR, sürekli JR, sürekli şu, sürekli bu. Evet, ben de bundan sıkıldım ve ben de bir farklılık olmasını istiyorum. Ancak arkadaşlar, slot bulmakta dünyanın en büyük zorluğunu yaşıyorum şu an belki de. Gerçekten slot bulmak çok zor. Ya da bu şekilde bir farm partisi bulmak da çok zor. Benim aklıma gelen şu an pek fazla bir yol yok ama bir şeyler olursa tabii ki de bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ancak siz de bir öneride bulunabilirseniz benim için, bu konumdaki olan bir karakter için sevinirim. Bazen tıkanıyorum ve el elden üstündür, bu bir gerçek. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sonraki bölümümüzde umarım daha güzel bir süre zarfı yaşarız diye tahmin ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bu bölümde satın alma işlemini gerçekleştiremedik ama Mino alacağımız artık kesin. Bir sonraki bölümde yeni Mino'yla, yeni bir bölümle ve yeni umutlarla buluşana kadar sağlıcakla kalın.